Evet sayın seyirciler, bugün KRT hafta sonu ana haberde nerede bir insan hakları ihlali varsa, nerede hukukun ihlaline ilişkin bir endişe, bir eleştiri varsa orada karşımıza çıkan ve mücadele eden bir isim var. CHP İstanbul Milletvekili, hukukçu Sayın Sezgin Tanrıkulu'nu ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Tanıyorsunuz bizi. Elbette. Yani. Elbette. Şimdi tabii gazetecilerin birine böyle iyi sıfatlarla seslenmesi bizim çok hoş karşıladığımız bir şey değildir. Kurumu bağlamasın ama ben gerçekten sizi nerede bir insan hakları ihlali varsa orada görüyorum. Hayatınızın böyle duruşmalarda, cezaevlerinde geçtiğini, o bazen zaman zaman o itiş kakışın içerisinde geçtiğini görüyoruz, gözlemliyoruz. Siz de kendinizi aslında milletvekilinden daha önce bir insan hakları aktivisti, bir hukukçu olarak tanımlıyorsunuz. Bugün de bu kapsamda hasta hükümlü ve tutuklularla ilgili bir ziyaret gerçekleştirdiniz. Tabii sizinle farklı başlıkları da konuşmak istiyorum ama buradan başlayalım. Bizim burada nasıl bir tablomuz var? Çünkü bu sizin sık sık dile getirdiğiniz, dikkat çektiğiniz ve çağrı yaptığınız bir mesele. Bugün de 77, daha doğrusu dün galiba bu ziyaret, 77 yaşında bir tutukluyu ziyaret ettiniz. Evet. Yani aslında hasta tutuklular, yaşlı tutuklular Türkiye'nin çok kronik bir sorunu. Pazartesi günden itibaren de ben Kandıra, Sincan, Silivri, İzmir, Menemen ve Buca cezaevlerini 4 gün ziyaret ettim üst üste. Yani Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'ndeki cezaevlerini ziyaret ettim. Yarın da gidebilirim. Bakırköy cezaevine gidebilirim. Onun izinlerini almaya çalışıyorum. Şöyle, bu cezaevlerinde bir yani 28 Şubat süreciyle ilgili olarak tutuklanmış, hükümlendirilmiş, yaşları 74 ile 92 arasında değişen emekli subaylar var. Onlar var. Onların tümünü ziyaret ettim bu üç cezaevinde. Kendileriyle görüştüm bizzat. Kendi gözlemlerimi yani işte raporlayacağım ve genel başkanımıza sunacağım. Onun dışında Kandıra cezaevinde yine siyaseten tutuklu olan, bana göre Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olan Gülten Kaşınak, Figen Yüksekdağ ve yine siyasetçi ve avukat olan ve şu anda ağır bir rahatsızlığı olan Aysel Tuğlu'yu ziyaret ettim. Dün de İzmir'de Çetin Doğan'ı ziyaret ettim. Yine Menemen cezaevinde 78 yaşında bir emekli imamı, cemaat davasından dolayı hükümlendiren onu ziyaret ettim. Önceki günlerde de ziyaretten devam edecek. Bununla dikkat çekmeye çalıştığım konu şu. Türkiye'de insanlar sonuç itibariyle yani herhangi bir nedenle cezaevine alınıyorlar, adil yargılanmıyorlar ve cezaevinde tutuklu kaldıkları koşullarda yaşam haklarını ihlal ediyor. Evet. Şimdi şeyden başlayalım, yani bu 28 Şubat süreciyle ilgili yargılanan ve mahkum edilen subaylara baktığımızda da durum böyle. Evet. Adil olmayan, bakın adil olmayan bir yargılama sürecinden sonra mahkum edildiler. Müebbet ağır hapis cezası aldılar. Ve şu anda cezaevindeler. Ve yaşam hakları tehdit altında. Dosyaları Anayasa Mahkemesi'nin önünde bir an evvel görülmesi lazım. Bu davalar Türkiye'de, o davanın özelinde söylüyorum ama neredeyse birçok dava, biraz önce izlediğimiz Gezi davası da öyle. Birçok dava Türkiye'de siyasal iktidarın, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasal gündemine uygun bir biçimde yargı ile başka bir noktaya taşınıyor. Tıpkı işte Gülşen'in tutuklanması gibi, sanatçı tutuklanması gibi bir şey. Evet. Yani böyle ağır bir tablo var gerçekten. Ben gördüğümde üzüldüm. Evet. Üzülmekten daha öte büyük bir vicdan azabı duydum aynı zamanda. Yani bu insanların cezaevinde bu koşullarda tutulmasından vicdan azabı duydum. Bir de yargının ağır insan hakları ihlallerine neden olan süreçlerin sorumlusu olmasından üzüntü duydum. Sonuçta demokratik hukuk devletlerinde yargı hepimizin güvencesidir. İnsan haklarının güvencesidir. Adaletin güvencesidir ama şimdi faili haline gelmiş maalesef. Evet. Yani koruyacağına faili haline gelmiş. Niye bunları söylüyorum? Evet, bir süreç yaşandı 28 Şubat'ta ama o süreci bu şekilde insanların
yaşam haklarını ellerine alacak şekilde sonlandıramazsınız ki. O nedenle Anayasa Mahkemesi'ne bir kez de buradan sesleniyorum. Önünüzde bir başvuru var. Bir yıldır önünüzde. Yani bunu normal bir başvuru gibi değerlendiremezsiniz. Çünkü sonuçta şey olarak, yani fiziki olarak ömürlerinin sonuna gelmiş insanlar var. Ben herkese uzun ömürler diliyorum, ayrı mesele, ama sonuçta insan ömründe bir sınırı var. 92 yaşında insan var cezaevinde, evet. Ya. Ve bir kısmı aynı zamanda sağlıklı da. Evet, yani ben o rahatsızlıkları öne çıkarmak istemiyorum. Çünkü kendileri de bunu istemiyorlar. Yani evet. Biz rahatsızlığımız nedeniyle tahliye olalım, işte buradan çıkalım derdinde değiliz. Adil yargılanmadığımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla hani Anayasa Mahkemesi ve Anayasa bize böyle bir hak tanımış. Biz de buna başvurduk. Anayasa Mahkemesi incelesin. Adil yargılandık mı, yargılamadık mı? Hiç olmazsa bu konuda tespitini, yani bizim bu durumumuzu gözeterek makul bir sürede ele alsın diyorlar. Ben de o nedenle bunu söylüyorum. Yani evet. Anayasa Mahkemesi yaşam hakkını ihlal eden bir pozisyonda olmasın. Bu en azından bu çerçevede. Evet. Diğer taraftan bakın, onu da söyleyeyim de. Şimdi ben yani avukatım aynı zamanda. Siyasetten önce uzun zaman avukatlık yaptım. Yani Türkiye'nin neresinde olursa olsun ağır insan hakları ihlallerini takip ettim. Duruşmalara, davalara katıldım. Aşağı yukarı Türkiye'de yargının durumunu bilirim yani. Yargının eskiden de bağımsız ve tarafsız değildi. Ama böyle değildi yani. Yine bir kurum olarak yargı vardı. Biz bağımsızlık ve tarafsızlığı tartışıyorduk. Zaman zaman. Bir şey ortaya çıktığında bir cevap alabiliyorduk en azından. Bakın, falan. Hani böyle birileri ya bir açıklama yapmak durumunda. Kapısını çalacağınız bir başsavcı vardı. Sizle muhatap olabilecek, kapısını çalabileceğiniz. Veya kapısını çalabileceğiniz bir yargıç vardı. Sizi dinleyebilecek. Bunlar vardı yani geçmişte. 12 Eylül yargılamalarında dahi vardı yani darbeden sonra. Vardı, giderdiniz Cumhuriyet Mahkemesi Başkanı'yla görüşürdünüz. Bunları ben kendim kendi hayatımdan biliyorum. Yakınlarımdan da biliyorum. Ama şimdi bakın beraber işte bir kilometre ötede Çağlı Adliyesi var. Beraber gidelim. Gündüz saatinde gidelim. Bütün adliyenin koridorları, hakimlerin koridorları, savcıların koridorları yüksek bilmem neyle kapalıdır ve gidemezsiniz. Görüşemezsiniz. Yani avukat olarak gidemezsiniz. Görüşmeniz mümkün değildir. Randevu almanız lazım. Başsavcıyla falan filan görüşemezsiniz. Ben bakanla görüşebilirim. Ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıyla görüşemem. Böyle bir şey. Ve herhangi bir derdinizi anlatacak bir organ bulamazsınız. Böyle tamamen şeyden kopmuş, yani hukuk ortamından kopmuş, adalet ortamından kopmuş bir yargı ortamı var aynı zamanda. Ve bağımsız ve tarafsız değil bu ortam. O nedenle yani başka şimdi, bir siyasi partinin milletvekili olsaydınız görüşebilir miydiniz? Valla görüştüklerini biliyoruz işte sonuçta. Yani bu adliye ortamı içerisinde nelerin döndüğünü, nasıl rüşvet ağlarının döndüğünü, kimlerin bu işlerin bir parçası haline geldiğini biliyoruz. Ben kimsenin evet. arkasından konuşmam. Ama yani sonuçta evet. nasıl insanların aracı olduğunu, gittiğini, geldiğini, büyük rüşvetlerin döndüğünü biliyoruz. Bakın şimdi bunu sordunuz, size söyleyeyim. Bu bağlamda söyleyeyim ama sonra da hasta tutkulara döneceğim tekrar. Ya daha geçen hafta ben yargılamaların böyle isimle adlandırılmasını sevmem. Doğru değil. Demir yumruk bilmem ne falan. Bunlar doğru adlandırmalar değil. İnsanları gözaltına alırsınız. Eğer bir örgüt yoksa, örgüt kendisine bir isim koymamışsa kolluk o ismi koymaması lazım. Bir evet, operasyonu. Ama demir yumruk ismi İçişleri Bakanlığı'nın imajına katkı sağlayan bir operasyon. Ya tamam da böyle bir şey olamaz yani. Tabii. Olmaz. Olmaması lazım. Yani sonuçta masumiyet evet. ilkesi var. Bilmem ne var. Olamaz. Eğer örgütün kendi ismi varsa dersiniz ki şu örgüte karşı operasyon evet. yaptık. Ama yani kolluk bir isim adlandırılmasıyla bunu yapamaz yani. Geçen hafta 3 kişi tahliye oldu. 2 ayda tutuklular. Asliyeci hakimini başvurmuşlar ve tahliye etmişler. Karar kesin. Ya daha cezaevinden çıkamadan tahliye olamadılar. Bir daha gözaltına alındılar. Bir daha tutuklandılar. Savcı dedi ki açıklamasında yeni deliller var aklarında. Evet. Yeni delil varsa niye ikame etmemişsin, bildirmemişsin falan. Niye tahliye olmalarını beklemişsin? Neden yani beklemişsin? Sonra anlaşılıyor ki HSK açıklama yaptı. İşte tahliye kararı veren hakimle ilgili soruşturma başlatılmış. Milyon dolarlar rüşvet dönmüş. Ve o yüzden bir daha tutuklanmışlar. Şimdi niye diyeceğim bunu? Evet. Bakın yani adliyelerden sadece rüşvet kokusu geliyor. Adalet kokusu gelmiyor. Evet. Niye bir daha tutuklandırabiliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. Bu da benim kişisel kanaatim. Ya ona veriyorsun da biz neredeyiz peki? Bu işin neresindeyiz yani? Bu soruşturma yapan biziz ama sen başkasına muhatap oluyorsun. Yani insan aklına bu sorular geliyor aynı zamanda. Evet. Evet. Şeyi söyleyeceğim. Burada hasta tutuklara geçelim. Bakın bugün bir haber okudum. Benim evet. gerçekten İçimi acıtan bir haber. 80 yaşında kadın.
Annemiz nene yani. Makbule Özer. Van'da. Sonuçta bir hüküm almış. Bir yıl iki yıl bir ceza almış. Yani yürüyemiyor kendisi. Cezaevinde şu anda. Van'dan İstanbul'a getirmişler. Üçüncü İhtisas Kurulu'na getirmişler Adli Tıp'a. Türkçe bilmiyor. Avukatı öyle söylüyor ama. Türkçe bilmiyor. Sonuçta yine cezaevinde kalır raporu vermişler. Avukatı açıklama yaptırdı ki yani kendisine tercüman atanmamış. Türkçe bilmiyor, Türkçe konuşamıyor. Nasıl muayenesi yapılmış? Adli Tıp Kurum Başkanı da bugün açıklama yaptı. Açıklamayı ben de dikkatle okudum. Diyor ki kendisinin böyle bir talebi yok ama bizim gösterdiğimiz hareketleri yaptı. Ya şimdi hasta harekete mi müayene edilir gerçekten yani şimdi? Ya mesela demişler ki belki elini kaldırır mısın? İşaret etmişlerdir. Elini kaldırmış veya otur demişlerdir. Yani işte hareket göstermişlerdir. Onu yapmıştır belki. 80 yaşındaki kadın belki o kadar Türkçe biliyordur. Ama iletişim kurabilecek bakın. Yani kendi dilinde iletişim kurabilecekleri 80 yaşındaki bir kadına kendi dilinde derdini anlatabileceği, hastalığını anlatabileceği, rahatsızlığını anlatabilecekleri bir ortamı bile sağlamamışlar. Açıklamadan bu anlaşılıyor. Böyle bir şey var. Şimdi Ayşe Tuğluk bakın. Ya bütün kadınlar ayakta gerçekten. Yani vicdan sahibi olan herkes ayakta. Ben kendisini önceden tanıyordum. Keşke kendisini o haliyle görmeseydim cezaevinde. Yani o haliyle görmeseydim. Yani ben kendimden utandım ve vicdan azabı duydum. Evet. Yani nasıl bu haliyle bir insan cezaevinde tutulur? Şimdi bu noktada Sayın Tanrıkulu, bu hasta ve yaşlı hükümlü meselesine şu açıdan değerlendirmenizi rica edeceğim sizin özellikle. Çünkü bu örnekleri o kadar çoğaltabiliriz. Ben kişiselleştirmek istemiyorum. Birincisi tabii ki sizin en başta altını çizdiğiniz gibi hani yargılamaların sağlıklı yapılıp yapılmadığına ilişkin hem o insanların dile getirdikleri şikayetler hem bizim kamuoyu olarak endişelerimiz, izlediklerimiz. Ama bir de bu meseleyi siyaset üstü bir biçimde aslında değerlendirmek gerektiğini zannediyorum bir hukukçu olarak herhalde. Çünkü burada biraz kamuoyu açısından da kamuoyunun da düştüğü bir tuzak oluyor bu. Senin tutuklun benim tutuklum gibi bir durum söz konusu oluyor. Evet. Yani siz benim tutukluma acımıyorsunuz da işte ben de sizin tutuklunuza acımıyorum gibi bir kamuoyu tepkisi de var ne yazık ki. Ve siz de zaman zaman hatta bu sebeple bir kesimi ziyaret ettiğinizde eleştirilerin de odağında oluyorsunuz. Oysa ki sanırım bu konuyu hangi suçtan olursa olsun, hangi kesimden olursa olsun bir insani mesele olarak değerlendirmek durumundayız. Öyle değil mi? Aynı yani kanaatteyim bakın. 1600'e yakın cezaevlerinde hasta var. Bunlardan 600'ü ağır hasta. Yani her suç türünden insan var. Her örgütten insan var neredeyse bunların içerisinde. Ayrımsız bir biçimde söylüyorum. Tümüyle ilgili olarak yeni bir düzenlemenin yapılması lazım. O düzenleme ilişkin çağrıyı biz parlamentoya yaptık. Yasal düzenleme örneklerini verdik. Hatta geçen yıl bir taslak genel kurula geldi. Ama uygulama yanlış olur. Bu şekilde çıkarsa yasa yanlış anlaşılır falan diye Adalet ve Kalkınma Partisi geri çekti. Şimdi ben biliyorum yani Bekir Bozdağ'ın da açıklamaları var. 1 Ekim'de parlamento açıldığında yaşlı ve hasta tutuklularla ilgili bir çalışmanın yapılması gerektiğini Bekir Bozdağ'ın bizzat kendisi söylüyor. Neden? Çünkü insanlar cezaevlerinde ölüyorlar. Bakın ben bu hafta içerisinde 28 Şubat süreciyle ilgili olarak işte hükümlendirilen emekli askerleri ziyaret ettim. Cemaatle ilişkilendirilen insanları ziyaret ettim. Başka bir şekilde içeride tutulan, bence siyasi nedenlerle içeride tutulan avukat ve siyasetçileri ziyaret ettim aynı zamanda. Yani her değişik kesimden insanı ziyaret etmeye özen gösteriyorum. Adli tutukları ziyaret ediyorum aynı zamanda. Adli nedenlerle içeride bulunanları ziyaret ediyorum. Dolayısıyla bu bir siyasi mesele değildir. Bir insani meseledir. Evet. Ama bunun öncesinde de aynı zamanda yani orada olmalarını yani yanlış kılan yargılama süreçleridir. Evet. Bu noktada hemfikirsek, konuştuysak eğer bunu şuraya bağlamak istiyorum çünkü böyle baktığımızda senin tutuklun benim tutuklum diye baktığımızda hele hele de yargıda etkisi olanlar meseleye senin tutuklun benim tutuklum senin suçlun benim suçlum diye baktığında aslında biz hukukun çiğnendiği bir ortamla karşı karşıya kalıyoruz ki buradan da işte bu Gülşen olur, Ayşe olur, Ahmet olur, isim değişebilir. Karşımıza hukukun kişiye göre duruş sergilediği, aldığı bir noktaya geliyoruz. Benim bir tespitim var ama o tespitte şu: Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyük başarısı var.
O başarı da şu, yani zalimlikte ve zulümlükte eşitliği sağladılar. Yani eskiden bir coğrafyada işte bir kimliğe ait insanlara zulüm yapılırken ya da işkence yapılırken, kötü muamele yapılırken, şimdi Türkiye'nin bütün coğrafyasında istisnasız cinsiyet, kimlik, inanç, yaş, cinsel yönelim farkı gözetmeksizin eğer muhalifseniz, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çizdiği sınırların dışında bir pozisyondasınız, mutlaka yani bir ağır bir ihlalle karşı karşıya kalma riskiniz var. Şimdi bu saydığımız tablo içerisinde bunların ortak bir yanları var mı? 28 Şubat sürecinde yargılananlar, cemaat yargılamasıyla ilgili mahkum olanlar veya işte siyaseten HDP ile ilgili işte yargılanan siyasetçiler, bunların ortak bir tarafları var mı? Yok. Veya adli mahkumlar. Evet. Yok. Evet. Ama tümü veya işte Gülşen, yani sanatçı. Evet. Evet. Sonuçta bir cümle kurmuş, o cümleye katılırsınız, katılmazsınız, kınarsınız, ayrı bir şey. Tutuklanmaması lazım. Evet. Tutuklanmış, bu yargı tarafından tutuklanmış. Dolayısıyla ortak paydaşı hukuksuzluk, adaletsizlik aynı zamanda. Evet. Yargı süreçlerindeki özensizlik. Evet. Şöyle de bir yanlış anlamaya da sanırım vesile oluyor bu tavır. Diğer taraf açısından da o zaman bu da tutuklansın. Oysa ki bizim konuşmak durumunda olduğumuz şey tutukluluğun bir ceza biçiminde kullanılmamış olması. Ben, öyle değil mi? Yani bunun karşılığı diğerinin de tutuklanması değil aslında. Bu tarafın tutuklanmaması. Diyarbakır Barosu 2002 yılında bir proje başlattı. 2003 yılında pardon. Başlığı şuydu: herkes için adalet. Hı hı. İstisnasız yani. Evet. Bütün mağdurlar bakımından. Adalet için herkes bakımından adalet. Dolayısıyla biz adaleti sadece toplum bir kesimi için söylemiyoruz. Bugün ortaya çıkan tablo şudur. Bakın, adli hükümler dahil olmak üzere herkes bakımından söylüyorum. Türkiye'de yargıya güven Cumhuriyet tarihinin en dip seviyesindedir. Şimdi yani hak ihlali kimden gelir? Yani kurumsal olarak, yani insanların insana yaptığı işkence dışında, kötü muamele dışında. Onlar bireyseldir. Ama kurumsal olarak kötü muamele, işkence, insan hakları ihlalleri devletten gelir, kurumdan gelir yurttaşlara karşı. Bunu kim koruyacak? Sonuçta hepimizin hakkını teslim ettiğimiz yargı koruyacak. Böyle bir şey yok. Evet. Dolayısıyla evet, Cumhuriyet tarihinin en dip seviyesinde yargıya güven ve yargı bugün insan haklarını koruyacağına, İnsan hakları ihlallerinin faili haline dönüşmüştür. Evet. Ortağı haline dönüşmüştür. Bizim asıl itiraz ettiğimiz konu cezaevlerindeki bu durumdan daha öte, ilk önce adaleti yerinde sağlamalıyız. Yani yargı yurttaştan yana, adaletten yana, insan haklarından yana bir tutum almalıdır. Eğer böyle bir tutum alsa, şimdi bakın çok açık söylüyorum, yani bugün Gülşen iki gün önce tutuklanmazdı. O soruyu bakın, bu suç, yani olayı yazsınlar, olay desinler, olayı yazsınlar. Ve olayla ilgili olarak işte ceza mahkemesi hukukundan sınava giren öğrencilere soru sorsalar, hukuk fakültesinde karar ne olmalıdır deseler, tutuklama diyen sınıfta kalır ya. Evet. Bakın o tutuklama zaman, diyen sınıfta kalır, ciddi söylüyorum. Sıfır zaman, alır yani. O zaman belki de soruyu şöyle sormamız, evet, Gülşen meselesini o zaman başka bir başlıkta konuşmamız gerekiyordur, evet, belki Sayın Tanrıkulu. Çünkü Gülşen meselesi sadece bir hakaret suçlamasının yanlış bir işte savcının yanlış bir kararıyla tutuklamaya dönüşmesinden ibaret değil de, evet, acaba başka bir mesele olabilir mi? Şimdi bazı şeyleri alt alta yazdığımızda biz, siz az önce herkes için adalet, evet, diyorsunuz. Evet. Genel başkanınız herkesle helalleşmek, evet, istiyor. Şimdi bu olay olduktan hemen sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu helalleşmeyi hedef aldı mesela. Evet. Dedi ki işte gördünüz mü, helalleşmenin bir işte içten olmadığı ortaya çıktı, yalan olduğu ortaya çıktı dedi. Birdenbire 2-3 yıl önceki bazı provokatif değerlendirmeleri, evet, imamların, din adamlarının birdenbire karşımıza çıktı. Gülşen'in paylaşımını yapan hesap buhar oldu, kapatıldı. Sayın seyirciler. Ve dolayısıyla bunu biz başka bir başlıkta mı değerlendirmeliyiz? O başlıkta şu sanki. Burada iktidarın acaba seçimden önce bize hangi çatışmayı, hangi kutuplaşmayı, hangi şapkadan hangi tavşanı çıkaracak diyorduk ya. Bizi bir kez daha din üzerinden mi kutuplaştırmak istiyor acaba iktidar
Bakın, diye düşünmeden edemedik. Adalet ve Kalkınma Partisi gündem değiştirmiyor. Gündemi bu zaten. Yani yakın zamana bir bakalım en azından. Hatırladığım zamana kadar baksak hep bu gündemlerinde zaten. Sadece ne zaman böyle karşımıza çıkacağımızı bilmiyoruz. Yoksa bundan vazgeçmiş değil. Yani Gülşen'in içinde bulunduğu durum şu anda sanatçı olarak bir yargı kazası değil. Planlanmış, taammüden planlanmış bir yargı cinayeti. Ki herkes konuşsun. Yani gündemi değiştirmek değil. Gündem zaten yani bu. Yani işte yolsuzlukları, ekonomi vesaire şu bu konuşulmasın hayır. diye mi yoksa daha derinlikli? Yok, hayır bakın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gündemi bu zaten. Yani gündemiyle şimdi yani Gülşen'i tutmamakla neyi amaçlıyor? Zaten çıkacak yani. Yani evet. 3-5 gün sonra çıkacak size söyleyeyim. Daha fazla içeride kalamaz yani. Fakat bununla şunu amaçladılar. Bakın kardeşim bizim çizdiğimiz sınırların içerisinde sanatçılar sanatını yapacak. Bizim çizdiğimiz sınırlar içerisinde gazeteciler gazeteciliğini yapacak. Bizim çizdiğimiz sınırlar içerisinde aktivistler aktivistliğini yapacak. O sınırları aşarsanız dünyada ayağa kalksa biz insanları tutuklarız. Cezaevine koyarız, gücümüzü gösteririz. Çünkü bizim elimizde kullanışlı bir yargı aparatı var. Bağımsız ve tarafsız olmayan bir yargı aparatı var. Bunu yani işte şimdi bu tutuklamayla herkese göstermek istiyorlar. Bunu onlarca örneğiyle karşı karşıya kaldık. Hani Adalet ve Kalkınma Partisi bundan vazgeçmiş değil siyaseten. Kendi siyasi gündemleri budur. Bu gündemle de yani bizi meşgul etmekle falan demiyorum. Bu gündemi de sürekli yürütecekler. Yani biz işte gündem değiştiriliyor, bunu konuşmanın falan değil. Tabii ki bunu konuşacağız çünkü onların gündemi zaten bu. İnsanların yaşam biçimine, sanatına, evet, ama yaşam davranışlarına... Tarzına, bakın, yaşam tarzına müdahalenin de ötesinde bir hedefi olabilir mi? Tabii ki ya bakın şimdi 20 tane konser... Muhafazakar kesimin bir bölümünün bakın, artık AKP'den uzaklaştığını... söylüyor yorumcular, anketörler, değerlendirmeler. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bakın şimdi Gülşen'in söylediklerini bir tarafa bırakalım. Onun konuştuğundan bağımsız bir biçimde bir tarafa bırakalım. Son 5-6 ayda kaç tane konser iptal edildi? 20'ye yakın konser iptal edildi. O konserde bugüne kadar bir olay oldu mu? Salgın mı var şu anda? Salgına ilişkin bir tedbir mi var? Ne var mesela? Hiçbir şey yok. Her yerde herkes toplanıyor. Mitingler yapılıyor. Toplu taşımalarda her şey serbest. Neden mitingler yani şeyler festivaller, müzik festivalleri falan iptal? Türkiye'nin değişik yerlerinde. Ya Kayseri'de insanlar bir araya geldi. 100.000 kişi Kayseri'de sonuçta yani bir araya geldi ve bir duygu ortak paylaştılar. Bundan rahatsız oluyorlar. O rahatsızlığını bir biçimde de bakın yargı kararlarıyla ve uygulamalarıyla ortaya koyuyorlar. Ya kaymakamlar vasıtasıyla ya valiler vasıtasıyla onlar yetmezse işte yargı vasıtasıyla ortaya koyuyorlar. Yoksa Gülşen evet. sanatçı olarak bakın yani bunu bütün samimiyetimle söylüyorum yani kendisine en fazla şu gönderilir bakın söylediği sözlerden dolayı bir davete gönderilir şu saate savcılığa gelin şu saatler arasında evet. beyanda bulunun denilir kendisine. Evet ama böyle olmuyor. Olmuyor bakın evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son gündemi evet gündemi budur gündemi yani sonuçta yargı eliyle bir siyaset mühendisliği yapmaktır. Adaleti kullanıp insanları mağdur etmektir. İnsanları cezaevinde tutmaktır. İnsanlarımızı cezaevlerinde ölüme mahkum etmektir. Yaşam hakkıyla, ilahiyle karşı karşıya bıraktırmaktır. Biz de yani işte her ortamda buna karşı çıkmaya ve evet. yurttaşlarımıza umut olmaya, onların umutsuzluk içerisinde kalmasına karşı çıkmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum.